Ben Profesör Doktor Murat Utkucu, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de çalışmaktayız. Uzmanlık konum sismoloji, yani deprem bilim. Malumumuz olduğu üzere ve şimdi de hatırladığımız üzere İzmir depremiyle ülkemiz bir deprem ülkesi ve bizim bu depremlerle birlikte yaşamaya alışmamız lazım. Ülkemiz, yani Türkiye'miz, deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Alp Himalaya deprem kuşağı. Dolayısıyla depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bu sene içinde bu ikinci büyük ve yıkıcı deprem oldu. 6'dan büyük. 9-10 ay evvel Elazığ'da bir deprem yaşamıştık. Orada da kayıplarımız oldu. Şimdi İzmir depremini yaşıyoruz. Bu bölgelerde depremin olması sürpriz değil deprem bilim açısından. Türkiye'nin her yerinde deprem üretebilecek faylar bulunmakta. Bunların sadece risk seviyesi, yani üretebilecekleri deprem büyüklük ve sayıları değişiyor. Dolayısıyla depremler Türkiye için alışılmadık bir şey değil. Depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. İzmir'de daha önce de depremler oldu. Evet, kaçtır oluyor. Ben baktığımız zaman 90'lı yıllardan bu yana büyüklükleri 5 ile 6 arasında değişen çok sayıda deprem var. Yani 6 deprem sıralayabiliriz. En son 2017 Haziran ayında 6.3'lük Karaburun açıklarında bir deprem meydana gelmişti. Ki İzmir'le ilgili deprem senaryoları devamlı basında çıkmakta veya bilim dünyasında gündeme gelmekteydi. Ve sonunda bir tane deprem meydana geldi ve İzmir'de maalesef can ve mal kayıplarına neden oldu. Dolayısıyla bir sürpriz söz konusu değil. Bu depremden sonra tabii o civarda 1899 yılında bir deprem meydana gelmişti. Büyük Menderes Vadisi'nde. 1955 yılında Söke'de bir deprem olmuştu. Bu depremin oluşması sürpriz olmadığı gibi bundan sonra oluşacak depremler de sürpriz olmayacaktır. Fakat nerede ve ne zaman olacağını bilemeyiz. Fakat olabilecekleri yerleri uzay ve zaman ortamında kısıtlayabilme durumumuz bulunmakta. Ha, bu deprem Marmara bölgesinde bir tetikleme oluşturur mu? Hayır, oluşturmaz. Bu ihtimal araştırılsa bile çok düşük bir ihtimaldir. Dinamik tetikleme dediğimiz bir hadise meydana gelebilir. Fakat o da daha çok küçük depremler üzerinde. Küçük depremler araştırılarak ortaya konulabilecek bir şeydir. Statik tetikleme dediğimiz hadise ise deprem meydana geldiği, oluştuğu yerin hemen yakın civarında meydana gelebilecek depremler açısından düşünülebilir. Bu konuda da şu anda bir ön çalışmaları yaptık. Fayın iki ucundaki bölgelerde biraz bir gerilme yükselimi var. Tabii ki Türkiye'de deprem riski sadece İzmir için söz konusu değil. Dikkat edilirse Marmara bölgesi için özellikle de risk açısından konuşacak olursak Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yer Marmara bölgesi. Marmara Denizi'nin altı. Dolayısıyla İstanbul'u etkileyecek bu deprem için hazırlıklı olmamız lazım. Tarihi kayıtlar burada 1766 yılında en son depremin gerçekleştiğini söylüyor. 250 yıldır orada deprem meydana gelmedi. Dolayısıyla 250-270 yıl kadar geçti. Her an bir depremin olması beklenebilir. Fakat bu deprem yarın da olsa sürpriz değildir. 100 yıl sonra da olsa deprem bilim açısından bir sürpriz değildir. Biz hep tehlike hakkında konuşuyoruz. Halbuki deprem riski dediğimiz sadece deprem tehlikesinden ibaret değildir. Hep tehlike hakkında konuşuyoruz. Deprem olacak mı? Tetikleyecek mi? Halbuki deprem riski bizim oluşturduğumuz şehirler, bu şehirlerin yapı kalitesi, zemin durumuyla da alakalı deprem riski. Ve depremin oluşturacağı afete hazırlığımızla da alakalı. Biz sadece tehlikeyle uğraşıp maruziyetimizi, yani kurduğumuz şehirlerin faylara yakınlığını, uzaklığını, yapılarımızın kalitesini, hazırlık yaptığımız planlamaların, afete hazırlık planlamalarının durumunu, seviyesini göz ardı ediyoruz. İzmir'de de gördünüz, birçok bina ayakta, bazı binalar yıkıldı. 70 kilometre uzaklıkta bir bina yıkıldı. Dolayısıyla bu binalar sağlam olsaydı bu depremi atlatacaktık ve o çok kıymetli canlarımız gitmeyecekti. Bu nedenle deprem tehlikesinden çok deprem riskini oluşturan, yani o tehlikenin afete dönüşmesine, bir riske dönüşmesine neden olan yapılar ve yapıların kurulu olduğu zeminler ile ilgilenmeliyiz diye düşünüyorum. Afete hazırlık konusunda da çok ilerleme, 1999 yılında meydana gelmiş depremlere göre
çok seviyeler kat ettiğimizi bu afete müdahalede görüyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz her depremden sonra daha da profesyonel hale geliyorlar, tecrübeli hale geliyorlar. Devletin müdahalesi de hızlı. Bu konuda belli bir seviyeye geldik. Hatalarımız var mı? Eksikliklerimiz var mı? Vardır. Bunlar da tabii her ne yapılıyor? Afetten sonra bir güncelleme yapılıyordur. Tek eksiğimiz bence işte bu yapı kalitesi ve şehirleşme meselesi ve şehirlerimizin kurulduğu zeminler meselesi. Bunlarda daha dikkatli olursak depremlerle yaşamayı öğreneceğiz diye düşünüyorum. Benim şimdilik yapacağım değerlendirmeler bunlar genel olarak. Teşekkür ederim.